Evet efendim, hanımlar yine el işinde toplandık. Şimdi hemen oradan başlamak istiyorum. Sağ yanımda Yasemin Sarıca. Yasemin evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yasemin içinizden biri, seyircimiz. Geçen hafta Gül Özdağ'ın burada bir şey yaparken dedi ki seyircimiz bize bir masasını, bir şeyini göndersin, sehpasını. Biz dedi yapalım dedi. Yasemin'i nasıl bulduk Ece, bir dakika hatırlat bana. Sen bizim ofisi evet. aradın. Gülsüm Hanım'la konuştun hatta galiba. Evet. Gülsüm Hanım'la konuştun. Gülsüm Hanım da not almış biz yayındayken. Biz de onu Ece'ye ilettik. Çok talep vardı. Ama şanslı Yasemin oldu. Evet. Piyango sana vurdu diyeyim. Piyango mu artık neyse. Bir güzellik evet. Gülcüm yapacak. Sen masanı Ece aldırdı. Bugün evet. buraya geldin. Ne hissettin seni aranınca? O sen öylesini aramıştın galiba. Ya ben evet öylesini aradım. Ya olur olmaz dedim. He. Şansımı deneyeyim dedim. Oldu. Niye masandan ne istiyordun? Niye sıkıldın mı? Hayır sıkılma. Masam sıkıldım derken çok eski bir masa. Dedim yani bir kayınvalidemden kalma masa. Görüyorum. Dedim şey olsun bir yenileyim kendi boyayım falan düşünürken birden bu fırsat çıktı karşıma. Bizi izliyor musun her zaman? Tabii ki izliyorum. Peki şey sen yapar mısın böyle şeyler yaparım, Yasemin? Yaparım. Ama Gül Özdağ'ın da çok tabii iyi ki, usta. O usta çok tabii usta. Ki. Ne yapılacağını masana biliyorsun. Bak geriye dönüşü yok. Evet. Biliyorum. Güveniyorsun Gül Özdağ'ına. Tabii ki güveniyorum. Ne yapacağız Gül Özdağ'ın Yasemin'in masasını? Yasemin Hanım'ın masasının üzerine kristal reçineyle Ebru gibi güzel bir şey yapacağım. Bacaklarını da quick crackle'la çatlatacağım. Vernik istemeyecek. İsterse üstüne sıcak koyacak. İstediği gibi kullanacak. Sabunla bezle silecek. Şimdi ben bu masanın senden geldiğini bilmiyorum. Benim odamın önüne biri koy. Ay Sibel dedim ne güzel masa. Bu masayı hemen bir şey yapalım dedim. Çok eski dedim. Masa çünkü. Dinle. Ben şimdi bayılırım hani onu bir şey yapacağım. Ay Sibel kanalın masası mı? Hemen Ece'ye söyle kimin masasıysa bunu. Deryem o zaten seyircinin yapılacaktı. Senin masaymış masa. Evet. Yani masanın eski halini beğendim ben. Çok güzel. Hatıralar var tabii o masayla ilgili. Peki nerede oturuyorsun İstanbul'da? İstinye'de. İstinye'de. Çoluk çocuk hemen onlardan da bahset. İki tane çocuğum var. Bir oğlum bir kızım Hı-hı. var. Evet. Bekar, emekli. Bende de var bilgiler. Hemen okuyayım. Evet. 5 yıl önce işini kaybetmişsin. Evet. Allah rahmet eylesin kalp krizi sonucu. Bir oğlu bir kızı vardır. Ahşap boyama, dikiş, el nakışı, makine nakışı, kurdele nakışı gibi kurslara katılmıştır. Zaten bizi kimler izliyor görüyorsunuz. efendim yaşadığı bu acı kayıp sonrası çocuklarının hem annesi hem babası olmuştur. Acı günlerini atlatmasında katıldığı kursların büyük etkisi olmuştur. Kızının kıyafetlerini ve kendi kıyafetlerini kendisi dikmektedir. Hayali çocuklarının güzel bir gelecek kurduğunu görmektir. İnşallah amin. Cümlemizin. Bir şey söyleyeceğim. Çocuklar ne dediler? Ben böyle böyle gidiyorum deyince. İnanmadılar herhalde. Evet. İnanmadılar. Şaşırdılar. Oğlum zaten haberi yok. Ne isimleri ne? Oğlumun ismi Erkan. Kızımki Ezgi. Kaç yaşındalar? Kızım 25 yaşında. Oğlum 21 yaşında. Harika. Anneniz burada. Emin ellerde. Oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Efendim şimdi de masaya başlayacak. Gül Özdağ'ın geçen hafta anlaşılmayan bazı şeyler olmuş bu. Hı hı. Sana da gelmiştir mutlaka. Evet, evet. Şimdi hiç kesmeyeceğim. Lütfen neydi bu malzeme hemen anlatalım. Bu kristal reçine, bir sertleştiricisiyle iki parça reçine, bir parça sertleştirici koyarak bir bardağa karıştırıyoruz. Ölçü diyelim. Ölçü evet. Ölçüsü bir ölçü sertleştirici, iki ölçü reçine. Koyuyoruz. Bir bardağa koyup karıştırıyoruz. Karıştırırken hani böyle hep bir yönde veya işte karıştırmıyoruz. Biz diğer vernikleri de hep alttan üste böyle karıştırırız. Tamam güzel. İyi karışsın diye. Böyle 5-6 dakika karıştırıyoruz. Ben bunu 5-6 dakika karıştırıyorum ama yarım saatte bunu dökmek için zamanım var. Hani döküyorum ama kapı yetmedi. Çaldı. Kapı çaldı bıraktım işte başka işim var. Yarım saat durabilir. Evet. Yarım saat içinde kullanırım. Bir şey sormak istiyorum. Önemli ayrıntı herhalde. Cam bir kap ve plastik bir karıştırıcı mı olması lazım? Hayır. Her şey olur. Hatta demin öbürünü de bakın şu kap ve şu fırça tersiyle karıştırdım. Tamam.
Şimdi hep çok sıkça sorulan başka bir şey var. Bu tip vernikleri veya bu tip işleri yaparken düz sehpa ne yapacağım ben? Akar mı akmaz mı? Bana da çok sorulan bir şey. Evet, 50 kat vernikte de çok başımıza gelir bu. Evet, en kolayı böyle bir şeffaf bantı sehpanın etrafına döndürmek. Bakın ben başladım, yaptım. Bu şekilde etrafını destekleyin. Yasemin, sehpa gidiyor. Son kararın mı? Son kararım. Biliyorum, güzel olacak eminim. Son kararım. Tabii söylemeden ki yapmayacağız. Son kararım. Son kararım. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel olacak Yasemin. Güle güle kullan şimdiden sehpanı. Kristal reçineyi karıştırdım. Bakın yüzeye döküyorum. İstersem böyle bir çatal, plastik çatal yardımıyla bütün yüzeye yayıyorum. Ben şimdi iğnin içinde bütün yüzeye yayacağım reçineyi. Evet. Ama düz beyaz mı olsun olmasın, üzerinde güzel böyle hareketler, bir şeyler yapmaya çalışayım. Bir başka renk hazırladım. Tamam. Şimdi diğer o rengi nasıl hazırladın? Onun bir başka rengi, transparan grubu bu da. Ha, bu şeyler, bu kristaller renk renk. Renk renk tabii ki. Ha, yani bir şey renk ayrıca katmıyoruz. Hayır, sadece bu malzemeden olacak. Sadece bu malzemeden olacak. Sertleştiricisi ve kendisi. Bunun renkleri var. Evet. Yaydım bütün yüzeye. Ondan sonra alıyorum, bırakıyorum damlacık. Bırakıyorum damlacık. O kendi kendine büyüyor ve ebrulaşıyor. O kadar basit bir şey. Her türlü yüzeyi yapabilir miyiz? Mesela bunun üstünde ne var? Böyle bunun üzerinde formika gibi bir kaplama bu. Eski bir kaplama. Evet. Hiçbir şey yapmadım. Ahşaba olur mu? Cama olur mu? Her yere olur. Her yere olur. Evet. Ay çok güzel, güzel oluyor Sibel, evet. Baksana. Ay Gül. Çok güzel bir parçada böyle mavim var mı ya? Mavi de istedi benim canım. Böyle. İşte yanımda sadece bu renkler var. Ha, bacaklarını tabii Gül'e çakır. Resmi attık biz. Resmi verdik. Yasemin Hanım'la da görüştü herhalde renk konusunda. Evet, renk konusunda görüştünüz. Evet. Bir şeye vardınız. Şu renkler olur mu? Evine uyuyacak şimdi değil mi? Oturma odama koyacağım. Nerede kullanıyorsun bu masayı? Oturma odamda. Oturma odanda. Ay çok güzel. Vallahi çok hoş. Çok. Üstünde örtü vardı. Şimdi örtüsüz kullanacağız. Ha, örtüyü kaldıracağım. Evet. Ben de öyle. Bir şeyin yüzeyi kötü oldu mu hemen bir tane fiskos miskos bir şey buluverir onun üstüne örtü bence veririm. Bence salona baş köşeye bile olur. Efendim? Salona baş köşeye bile olur. Ay. Ay Yasemin, kaç liraya satar mısın bu masayı bana dermiş. Ay süper çok oluyor. Gül Özdoğan var ya. İnşallah Yasemin olur yani. Gül Özdoğan kaç saatte kuruyor onları da anlat bize. Evet, bu yaptıktan bir gün sonra net kuruması bir gün kadar duracak ve sertleşecek. Evet. Ondan sonra istediği gibi kullanabilir. Hatta ben bu biliyorsunuz geçen yayında da anlatmıştım. Kalıplara da dökülüyor. Bakın. Bunu yapmaya devam ederim. Aynı beyazı kalıba döktüm. Bir gün önce içinden bakın güller çıkardım. Bu sehpanın bir yerlerine yanlarına yapıştırıyoruz. Bence yap. Bence yap. Onun için getirdim zaten. Çok güzel olur. Bakın ne kadar kolay çıkıyor. Evet. Şimdi bugün şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Haftaya Gül Özdoğan ne gün geliyor? Yine Perşembe gelebilir herhalde. Olur. Burada onu da anlaşalım. Ya, o kadar bizim program böyle olduğumuz gibiyiz. Perşembe mi? Ah, tamam o zaman Perşembe. Lütfen İstanbul'dan olmak koşuluyla. Yine böyle hani çok büyük bir şey olmasın. Yine bir şey yapacağız. Seyircimizin. Nereye istiyorsanız arayın. İster bizim atölyeye mail atın. Bu sefer atölyeye değil de mail atan birinden. Mail atan. Verin. Bir de bir şikayet var. Kanal Türk'ün telefonları açılmıyormuş. Ben böyle bir şey bilmiyorum ama yanlış mı çeviriyorlar? Yayındayken arıyorlar, açamıyoruz. Ha, yayındayken arayınca açamıyorlarmış. Bak bunu ben de bilmiyordum. Yani yukarıdaki telefonu arıyorlar şu anda. Ha, yukarıdaki telefonu arıyormuşsunuz. Onların masasındaki telefonu. Onlar da burada olduğu için bizim kızlar. Açılmıyor. Cevap yok. Seyirci bana şikayet ediyor. Bak. Önce mail atanlar telefon numarasını yazsınlar diyor. Ha, mail atanlar telefon numarası yazmazsanız. Dönemiyor. Ece tabii dönemiyor. Yani
hadi tekrar mail yaz falan. Ece'nin işini de kolaylaştırmak lazım. Arı gibi her yere yetişiyor bizim kızlar, Özden'le ikisi. Sağ olsunlar. Gül Özdoğan, ya ben neyi böyle yapabilirim Sibel? Çok güzel oldu. Çok canım çekti. Canın çekmedi mi? Çok kolay bir şey. Yani ne yaparsam Gül kendi kendine bir şey. Gül Özdoğan, pahalı bir şey mi? Hayır, bu çok ekonomik bir şey. Yani herkesin kolaylıkla alıp yapabileceği, kullanabileceği bir şey. Af buyurun, bunun bir küçüğü bir büyüğü, hani bir ölçülük aşağı yukarı kaç liradır? 12,5 lira. İyi. 12,5 lira boya da alsam bir şey yani. Bence, evet. Peki iki taneye ihtiyaç var mesela böyle bir şey için, değil mi? İki. Evet. İki renk yapacaksın, iki taneye ihtiyacım var. Evet. Ama bayağı da büyük bir sehpa aslında bu. Tabii. Kaça bu, kaç bu Sibel? Aşağı yukarı 80'e 80 gibi falan, değil evet, mi? Evet. Bayağı güzel. Bir tane sizden de bir şey gelsin. Rica ediyorum. Onu da haftaya yapalım. Yasemin değil mi yani? Başka bir seyircimizin de. Tabii ki. Hoşuna gidiyor mu bizim programdaki bu tabii şeyler? Tabii ki. Hoşuma gidiyor, izliyorum devamlı. Peki yani. Kurstan kalan zamanlarımda. Bir şeyler öğreniyor musun? Bir şeyler sana bir şey katıyor tabii mu? Tabii ki tabii. Değil bir mi? Fikir geliyor bana. Bir fikir tabii, işte o, zaten o tabii. Önemli olan. Aynısını yapmak değil. Buradan o fikri alıp evet. Bir şey de bir taş da üstüne siz koyduğunuz zaman kim bilir neler oluyordur evlerde. Ben ahşap boyamayı ilk sizde gördüm zaten yıllar önce. Değil mi? Tabii. Çok güzel şeyler yapmışsın. Ondan sonra yapmışsın. Kursa gittim. Tabii ki yaptım. Ay, Yasemin, çok güzel çok şeyler. Tatlı. Gelsene ara sıra, yaptıklarını göstersene burada. İnşallah. Ha? İnşallah. Ay çocuklar şaşıracaklar. Anne gittin sen oraya falan. Ne dedikodular? Mahallede dedikodu olur mu şimdi hiç bu? Kimseye söylemedim. Ay İstinye ne mahallesi? Çayır Caddesi. Ha, Çayır Caddesi. Evet. Yasemin bugün konuğumuz. Toplanır mısınız arkadaşlar bir arada? Toplanırız. Neler yaparsınız, güzel şeyler? Güzel şeyler yaparız. Bir bölüm var, onlar pek bir şey yapmaz. Bir grubumuz var, her şey yaparız. Hep öyledir. Birileri çok güzel şeyler yapar, evet. Birileri de ama çok güzel yerler. Çok iyi olur. Onlar da çok güzel olmuş diye anlatırlar her ben yerde. Ben yiyecek açısından anlamadım. Diğer bütün arkadaşlar çok güzel şeyler tabii. Ay, yemekleri yapıyorlar tabii, tabii. Da el işlerini tabii. De yapmayanlar ve yapanlar tabii. Olarak ayrılıyor. Az sonra Zeynep Tufan... Şu Zeynep Tufan'ın arkasındakini de ben oraya biraz önce koşarak gittim. Hani şey yaptım. Bakın ortadaki dikdörtgen kopya çekin diye verdim. Zeynep Tufan da bize bugün ne yapıyor? Şal yapıyoruz Derya Hanım. Çok amaçlı. Yelek biçiminde de giyilebiliyor bu. Ayol buraları böyle ilikleniyor, iliklenmiyor. Çok evet. Amaçlı şala dolaraktan... Güzel oldu. Ben arada soruyorum Yasemin Hanım'a beğendin mi, beğendin mi? Yasemin beğenmediysen ben hemen satın alıyorum bunu senden. Yani çok güzel. Beğenmediysen oldu. Benim olsun. Ne diyorsun? Bir yukarıdan görebiliyor muyuz bunu? Bir Ebru oldu bu. Evet. Kendiliğinden oldu bir de oluyor. Yani ben herhangi bir şey yapmıyorum. Birinci rengi yayıyorum, ikinci rengi fırçayla üstüne damlatıyorum. Kendiliğinden Ebru'lu bir hal alıyorum. Aşağı yukarı bu kadar şeyimizi 20 liraya, 25 liraya evet. Yapabiliyoruz. Evet. Bu olay süper güzel bir şey. Yani tek renk de yapabiliriz. Tek renk de olur. Yani yeniden... Rengarenk olur. Olur. Tabii ki isteklerine bağlı. Yasemin beğendin çok mi? Çok kolay. Yani çok güzel oldu. Çok güzel. Oldu. Burada olmak güzel mi? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Ay Gül Özdoğan. Bu kaç saatte kuruyacak? Sim de mi var bunun evet, içinde? Evet, birazcık da sim. Sayım üfledi. Sayım sim getirip üfledi mi bunun içine? Evet. Ay olay oldu, olay. Bir de çok kolay kullanacak artık. Silecek, sıcak bir şey koyabilecek. Ben yine de koymazsın. Bunların üstüne bir şey yapacak mısın? Evet evet, hafif renklendirdim ama biraz kurusun oynuyorlar yerinden. Evet. Birlikte kurusunlar. Yeşil koysana biraz, çok güzelmiş. Olur. Ay çok güzel oldular. Efendim şahane, ayaklarını da bizim şu şeyle aynı renk oldu gibi sanki. Evet, quick crackle'la çatlattım. Hiçbir şey yapmadım. Direkt crackle'ı sürdüm, boyayı sürdüm. Süper güzel olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Ben buna bayıldım desem. Kaç saatte kuruyacak şimdi bu? Sordun mu? Yarına kadar. Bir gün. Kuruma süresi bir gün. Net hiç kuruma. Kıpırdatmayacağız. Evet. Ece Yasemin'e gönderecek sonra bunu. Evet. Aslında evet. Bu tam sizlik. Ben çok severim bunu. Ha, çok malzeme. Kolay. Hemen oluveriyor. Süper. Ben evdeki neleri yapsam diye kafamdan zaten onu geçiriyorum. Yüzük de yapılabilir biliyor musunuz? Hani siz mine yapmayı biliyorsunuz ya. İşte.
Mine yapmak o kadar zor bir şey ki. Ben mine kursuna gittim. Çok da önemli bir hocadan ders aldım. Yıllar yıllar önce rahmetli oldu. Şimdi 700 derecelik fırınlarda pişiriliyor. Bunun içine küçük mavilikler koy, yeşil. Evet. Bu olay bir malzeme. Çok da güzel olur. Yani ben o zaman mesela küçük mü hazırlayacağız? Tabii tabii diyorum ya, kristal reçineyi iki ölçü, sertleştireceği bir ölçü. Kapakla ölçü yaparız. Zaten ambalajların içinde ölçü kabı oluyor. Yani var ambalajında plastik eldiven, ölçü kabı, sertleştirici ve karıştırma çubuğu bile var ambalajında. Niye hediye etmiyorsun? Biraz gönderelim. Mağazanı. Gönderelim, bugün yanımda yok. Kaç kişiye gönderebiliriz? Kaç kişiye gönderelim? Sen söyle. 10 kişiye gönderelim mi? Ben içimden de bu geçmişti. Tamam. 10 kişiye bu malzemeden, yalnız dikkatli kullanılması gerekiyor. Çocukların olduğu yerlerde karıştırmayın. Onlar okula gittikten sonra yapın. 10 kişiye bu malzemeden gönderelim. Çok hoşuma gitti dün. Hakikaten çok beğendim. Dün burada bir tane kurs verdik. Bir kişiye o kadar çok talep geldi ki, ben de orada oturuyorum, bir kişiye verdik. Ver orada Sibel, okusana kime vermişiz kursu, hemen söyleyelim. Serap Altun. Serap Altun, öbürleri evet. Kime gitmiş malzemeler? Çiçekkili kazananlar Sevil Şimbil Kıyak, Elif Kamar, Büşra Eroğlu, Yasemin Aslan, Gonca Doğru. Bunlar da gayet şeyle Twitter, Instagram ve izleyici temsilcisi Adilane. Dağıtıldı. Evet, dağıtıldı. Evet, böyle gösterelim. Gitti. Benim çok hoşuma gitti. Demek ki böyle bir istek, kendine bir değer katmak isteyen çok hanım var. Çok çok hoşuma gitti. Belki bir gün sen de bir tane kursiyer alırsın. Gül Hanım. Ben, evet alırım. Öyle mi? Alırım. Üç kişiyi alırım hem. Ne diyorsun ya? Ay katlanıyorum, göbeğim çıkıyor. Bak burada sana böyle şey yapacağım diye. Tamam.